Dersimin özellikle bu rehak dediğimiz, kendisini böyle ifade eden ve kendi dilinde kırmancıyı, kurmancı ile Hakk'a seslenen toplumların dilinde aşri desudi imaman vat ve de germu desudi imaman derlerdi. Bizim özellikle Alevi inancında, rehak inancında 12 Kazan, 12 Ocak kendi içerisinde inancın en önemli ritüellerinden biri. Geleneksel inançta 12 yıl boyunca 12 gün ard arda oruç tutup 12 yılı tamamlayan kişiler pirlerini, mürşitlerini çağırırlar. Kapı komisyonu çağırırlar, dostlarını çağırırlar. 12 çeşit lokma yaparlar. Bunu 12 kazan da denilebilir. Kişi kendi bütçesine göre yapar ama 12 çeşit bir nimet koyarlar, lokma koyarlar. Ve piri gelir, mürşidi gelir, helallik alır, dara kaldırır. Darda toplumundan, çevresinden rızalık alır. Yani Hakk'a göçmeden Hak katında, divanında edeb erkanı, dar divanı görülür. Dar erkandan sonra, rızalık erkandan sonra lokma hizmeti yapılır. Eskiden lokmalardan sonra da ceme geçilirdi. Veyahut da önce cem yapılır, sonra lokmaya geçilirdi. Ritüeller bölgeye göre değişebiliyor. Ama 12 lokma, 12 kazan hem Alevi inancının geleneksel yapımında 12 imama ithaf edildiği gibi Alevi Kızılbaş inancının, Rehak inancının oluşturan 12 ocağa da ithaf edilir. Bununla birlikte 12 rakamı Alevi Kızılbaş inancı içerisinde rakamlar, renkler, ciddi anlamda sembolleri var. Kadimsel sürece kadar giden bir tanımla karşılaşıyoruz. Sadece 12 imam değil, bu geleneksel inançsal uygulamada karşımıza bu çıkabilir. Aynı zamanda Anadolu'ya gelen, Mezopotamya'nın kadim tarihinden gelen 12 büyük pire de atfedilir bu. 12 Ocak da denilir buna. Ve 12 aya da denilebilir. Bu gelenekler günümüzde şehirleşmeyle birlikte her ne kadar unutulmaya yüz tutsa da halen bazı kamillerimiz, dernekler, ocaklar bu geleneksel inansal yapıyı yaşatmaya çalışıyorlar. 12 kazan aşurenin pişmesi 12 imamlara atfen yapılıyor. 12 imamların yası matemini tutarak, orucunu tutarak, kurbanını keserek, daha sonra da 12 yıl orucunu tam tuttuktan sonra 12 kazan, 12 imama atfen aşure lokması pişer ve yanında da kurban kesilir, kurban lokması da pişer. Hazreti 12 imamlar Ehl-i Beyt'in evlatları şehit edilmiştir. Hak ve hakikat yolunda mücadele etmişlerdir, direnmişlerdir. Bizim de özellikle ocak zadelerin de ebu ecdatlarıdır. Yani soy ağacıdır. İnsanlığın daha doğrusu onur timsalidirler onlar. Özellikle mesela Pir İmam Hüseyin Kerbela'da büyük bir mücadele vermiştir. Aile efradıyla beraber. Esas dava dünyada insanların kardeşçe, hakça kazanıp adaletli paylaşımdan yana olmaları için, kardeşliğin bütünleşmesi için mücadele vermiştir. Oruç tutmasak da bile oruç erkanına uygun şekilde yaşarız. Zaten normal yaşamda canlıya biz değer veririz. Yeryüzünde var olan bütün canlılara, insanoğlunun dışında dahi değer verdiğimiz için özellikle Muharrem ayında normal yaşamda keseceğimiz hayvanları, yapacağımız eğlenceleri, düğün törenleri vesaire benzer şenliklerde kaçınırız, yapmamaya çalışırız. Kurban Bayramı'ndan 20 gün sonra Muharrem orucun başlar. 12 gün oruç tutarız. 13. gün aşure kazanlarında aşurelerimiz pişer. İmamların lokmasıdır, Hacı Bektaş'ın lokmasıdır. Bu bizim yolumuzdur, yolumuz ağırdır. Ama herkes yani hakkında gelmiyor, o ayrı yani. Yolu sürene, Hazreti Ali demiş, belimde düşen evladım değil, yolumu süren evladımdır. 12 yıl, 13 yıl hatayı tamam tuttum. Bu şeyi de içime aldım ki yani onun lokmasını şey yapayım. Başka da orucularımızı arada tutmuş, o ayrı. Gençlere tavsiyem yolumuzu kaybetmeyelim. Ders inancını çocuklarımıza, torunlarımıza devam verelim. Gerçekten de çok güzel bir inancımız var.
Alevi felsefesi dediğimiz zaman hani bir din değil, bir yaşam felsefesidir. Dersimin doğası, ziyaretlerimiz, taşlarımız hepsi de kutsaldır. Bunun umarım devamını gelmesini diliyorum.